Voleciler hoş geldiniz. Bugün Ahmet Çakar'la birlikte ilk bölümümüzü çekeceğiz. Programımız şahane olacak diye düşünüyorum. Hocam merhaba. Nasılsın? Hocam iyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Sevgili... Geçen elini sıktığınızda düşüyordum valla. Düşmezsin, merak etme. Sevgili voleciler, kızımızı uzun süre televizyonda takip ettik ve benim için şu anda büyük şeref. Beraber ay, yeni bir programa hocam, başlıyoruz. Benim için İnşallah. Öyle. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi buraya, şuraya voleciler, 10 tane görüntü gelecek. Hoca ile birlikte onları değerlendireceğiz. Daha doğrusu hoca değerlendirecek. Kimine ya geç, bunun ne işi var burada diyecek. Tabii ki sizin takdiriniz hocam. Kiminin de üzerine değerlendirme yapacağız. Hadi ilk fotoğraf ya da ilk video gelsin. Evet hocam, nasıl gelmesin ki? Bu haftayı derbiyle kapattık. Derbiyle yattık, derbiyle kalktık. Ama derbi değil, Ali Palabıyık yönetimini konuşalım. Mesela ben çok spesifik... Tek bir soru sormak istiyorum. Orada o kadar uzun uzun varla hoca ne konuştu? Hocanın yönetimi nasıldı? Geç. Ali Palabıyık adlı sözde hakem, ki ben bugün MHK başkanı olsam bugün tercih yollar, FIFA kokartını çeker alırım oradan. Galatasaray'ın 2 puanını gasp etmiştir. Sadece 2 puan deyip belki şampiyonluğunu gasp etmiştir. Ve 20 yıllık geleneğin yıkılma gecesini ortadan kaldırmıştır. Bilerek mi diyorsunuz? Tabii ki. İsteyerek. Konuşuyor. Bak, hepsi hakem hatasıdır. Mehmet Topal'ın ayağı, bacağı, son adam var, o değil. Golde faul var. VAR sistemi olmasa problem yok. Hata yaptı der geçeriz. VAR sistemi görüyor, VAR hakemi diyor ki git bak faul var. Gitmiyorsan sen hakem hakem değilsin. Daha kötü bir şeysin de onu söylemeye dilim varmıyor. Hakem değilsin. Yüreğin yetmedi, maçan yemedi. Çünkü VAR'a gitsen o faulü vermek zorundasın. Bak yemini billah ediyorum. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en kötüsü demiyorum. Çok kötü hakem var. Ayrıca de Ali Palabıyık çok kötü bir hakem değil. Ama böylesine bir gasp olayıyla VAR sistemine rağmen yaşanmamıştır. Şu adam arkadan Ali Palabıyık değil mi? Bir de önden var galiba. Önden Ali arkadan Palabıyık. Fark etmez. Benim buyurun için önden. Kaldı. Zaten suratında. Ben vücut dilini iyi analiz ederim. Bir de hakemlik yaptığım için hep empati yaparım. Bu çocuğun geçmişi sıkıntılı. Korkuyor. Cesur değil. Bir de hakemlik yapar. Ama o kokar çıkacak. Şimdi sosyal medyada Tahsin Hasaoğlu diye bir kişi bir video yaptı. Derbi hakemleri üzerine. Böyle biraz trajikomik. Aslında izlerken gülüyorsunuz. Ya bilmiyorum, ben güldüm. Bakalım siz gülecek misiniz? İyi olmasa bile yaşanan şeyler farklı bir şekilde ekrana vereceğiz onu. Tahsin Hasaoğlu sayesinde. Nedir durum? Gelme bir saniye, gelme ya. Bir gelme ya. Vallahi kart gösteririm. Göstereyim mi? Aha bak kartım var. Gösteririm. Gelme. Hocam nedir durum? Ya Fegüli'ye bir faal var gibi gördüm ben ama oradan da görünüyor mu? Görünüyor mu? Çok mu açık? Hı. Sakın çağırma beni bana. Çağırma bana. Ya çağırırsan iptal edeceğiz. Nereye ediyorsun hocam? Sen bir monitörden kafanı kaldır. Bak bakayım 50 bin kişi var Kadıköy buraya. İyi olsa gelsene. Kapat şunu. Kapat. Kapat. Nefret ettim. Yani böyle fenomen falan olmaz. Dedikleri doğru da yani komik olduğunu falan mı zannediyor? Yani bu nasıl 5000 defa izlenir ya? Hocam ama yani yok abi, diyor mu? Şöyle sevimli falan değil. Ya doğru dedikleri. Benim VAR'a çağırma. Yani işte demek istiyor ki yani maçam yetmez, yüreğim yetmez. VAR'a çağırırsaydı ama bu, sevimli değil bu. Sevimli bu çocuğu da. Hocam sevimli, yani zaten senaryo sevimli değil ama... Kendisi de sevimli değil, şivesi de sevimli değil. Ya ben mesela bunu izlediğim vakit sinirlerim kalktı yani. Yok kabul etmiyorum. Sevmedim ya. Peki geç. Sevmek zorunda mıyım kardeşim? Yok estağfurullah. Buradan güzel bir yere geçelim o zaman. Ajax'ı tebrik ederim. Ajax'ın gençlerini tebrik ederim. Hakikaten çok büyük bir gurur. İnşallah da bize de örnek olur. Ve biz de... Bu güzel bir resim. Zaman içerisinde bu modele dönebiliriz. Beni görüyor musunuz? Şunu... Şu yere atlamış olanı, şu arkadaki sarışını, şunu yolda görsem, hocam filan deseler, derim ki oğlum lise bitti mi, üniversite imtihanında ne zaman giriyorsunuz, üniversite olarak ne düşünüyorsunuz, tıp mı, hukuk mu, mühendislik mi filan derim. Ve Hollanda ne kadar bir yer biliyor musun? Trakya kadar bizim. Nüfus da herhalde 5-6 milyon vardır, yoktur. Buradan bu çocukları çıkartıyorsunuz, biz hala yurt dışında dubalara, çuvallara, dünyaca para veriyorsak bizim idarecilerimiz, başta başkanlarımız, Türkiye Futbol Federasyonu buradan ders almalı. Bir de düşünsenize onları yani uyuyamazsın, o adrenalinin bak, üzerinden atamazsın. Çocuğun biri diyor ki Ajax en son final oynadığında diyor ben dünyada yoktum. Ajax en son finale benim maçımda çıktı. Bayern Münih Ajax Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax Bayern Münih'i eledi. Finale çıktı, finalde de Milan'ı yendi, şampiyon oldu. Çocukların birçoğu
Ajax en son final oynadığında ben daha babamdaydım diyor. Bugün tarih yazıyor ve Tottenham'ı eleyebilirler. Ha elenebilirler de. Bir sonraki problem fotoğrafa değil. Gelelim o sırada Tottenham'ı konuşalım. Elenebilirler de ve Tottenham. Dün gece seyrettik çocuklar, arkadaşlar. Bu program Perşembe günü öğleden sonra çekiliyor. Dün akşam Manchester City Tottenham maçını 90 dakika izledim. Gurur duydum bir kişiyle. Kim? Bir kez daha gösterdi ki dünyanın ben bir numaralı hakemiyim dedi. VAR sistemini dünyada en iyi ben uygularım dedi. Verdiği her karar doğru. VAR uygulamasıyla son derece hayati. Bir VAR uygulamasıyla gol geliyor. Tottenham final skorunu yakalıyor. Yarı final skorunu yakalıyor. 90+3'te de Manchester City gol atıyor. O golü vermiş olsa City yarı finale çıkacak ama offside VAR'la bunu çok güzel teşhiki mesaiyle hallediyorlar. Gurur duydum kendisiyle. Hocam Guardiola maçtan önce aslında biraz böyle tam öyle demek istemiyorum ama burun havada birkaç açıklaması var. Yani belki kötü tabir olacak ama buna karşılık birkaç cevap geliyor Tottenham tarafından. Guardiola'ya böyle nasıl diyeyim? Hani tamam anlıyoruz hani Guardiola'sın ama bence biraz da frene bas. Hayatta her şey olabilir gibi. Ya, sevgili Ceyla, futbol öyle bir şeydir ki tam geldi dersin kaybedersin. Gelmedi der. Bak düşün. Dakika 90+3. Hakem 5 dakika uzatma vermiş. Skor 4-3. Bir gol attı Manchester City. Tottenham'lı oyuncular yerde. Antrenör yere bakıyor. Gitti dedi. 2 dakika daha dayanamadık dedi. O sırada tam öldü bitti her şey. Bitti. O anda Cüneyt böyle yaptı. Bir dakika bekleyin dedi. 30 saniye sonra offside dedi. Hayata yeniden döndü. Futbol böyle bir şey. Hayat da böyle bir şey. Her şey bitti dediğin an yeniden başlar. Hocam çok kısa bir cümle kuracağım, hemen geçeceğiz. Cüneyt Çakır'la ilgili geçtiğimiz hafta yaptığımız misli röportajında en beğendiğim hakem Cüneyt Çakır. Avrupa'da özellikle şahane maçlar yönetiyor. Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar yönetiyor demiştiniz. Ama Türkiye'ye baktığımızda bazen bunu göremediğimiz maçlar da var. Dedim, demiştiniz. Dedim. Ben de şunu anlamıyorum. Yani bilmiyorum, belki buraları kesmek zorunda kalabiliriz hani çok uzamasın diye ama nasıl oluyor da Avrupa ve Şampiyonlar Ligi platformunda çok iyi maçlar yöneten hakemler Türkiye'de bunu yapamıyorlar? İki sebebi var. Bir, konsantrasyon. Ya bugün futbolcu için de öyle. Derbi maçlarında futbolcu oynadığı Türkiye Kupası alt lig takımıyla oynadığı maçlardan daha fazla konsantre olur. Bir hakem için de öyle. Şimdi Manchester City, Tottenham çeyrek finali yönetirken mi daha çok konsantre olursun? Türkiye'de Çaykur Rizespor örneğin Konyaspor maçını mı yönetirken daha çok konsantre? İkisinde de eşit konsantre olmak zorundasın ama insanız hepimiz. Konsantrasyon problemi bir. İki, Cüneyt Çakır'ın her takımla mazisi var. Daha hakem açıklandığı an bizi bu maçta yakmıştı. Ötekisi diyor ki sana bu maçta kıyak yapmıştı. Bizi bu maçta... Daha orada başlanıyor kaynatılmaya. Bu da çok doğal. Şimdi Manchester City ve Tottenham öyle için böyle bir şey değil. Yani maç geldiği vakit Manchester City bizi şu maçta yakmıştı. Bu maçta şunu yapmıştı. Böyle bir şey yok. Yönetmişse her iki takım da ikişer tane maçını yönetmiştir, yönetmemiştir. Onun için mazisi yok.